Herkese merhaba, ben İrem kanalıma hoş geldiniz. Bugün dikiş dersleri videolarının üçüncüsünü çekiyorum. İlkinde ip takmayı görmüştük, ikincisinde düğmelerden bahsetmiştik makinelerin üzerindeki. Bunda ise köşe dönüşleri nasıl düzgün bir şekilde yapabileceğinizi göstereceğim. İlk videoda göstermiştim okulda yaptığımız bir dosyayı. Ondaki gibi zikzaklar yapacağım ve 90 dereceli dönüş yapmanız gerektirecek bir çizim yapacağım. Eski bir kumaşın üzerine. Birkaç kere denerseniz eğer çizim üzerinden sonrasında zaten kendiniz gidebilirsiniz rahatlıkla. Hadi başlayalım. İlk olarak başlamadan önce yapacağımız çizimi kumaşın üzerine bu şekilde belirleyebilirsiniz. Zigzag yapabilirsiniz. Ve köşe dönüşleri deneyeceğiz. Onun için de şu şekilde çizdim. Sonrasında baskı ayağımı kaldırıyorum. Ve ucuna yerleştiriyorum. Biraz önden başladım ve geriye doğru pekiştim yapıyorum. Dönmek istediğim noktaya geldiğimde ise iğneyi içeride olacak şekilde bırakıyorum. Ve çeviriyorum. Baskı ayağımı kaldırarak. Yine yönümü bu şekilde belirliyorum. Yine içeride bıraktım. Baskı ayağımı kaldırdım. Ve döndürüyorum. Bir kere daha gidebilirmişiz. Şu şekilde bir adım daha gideyim. Şimdi bıraktım. Elle çevirme pedalını kullanabilirsiniz dönüşlerle. Daha pratik olacaktır. Bu şekilde kendiniz daha yavaş çevirebilirsiniz. İleri gittiğim için bir tane geriye geliyorum. Ve orada bırakıyorum iğneyi. Sonra baskı ayağını kaldırıyorum. Ve yine gitmek istediğim yönde bırakıyorum. Sonuna geldiğimde ise pekiştirme yapabilirim. Ben şuradan devam edeceğim. 90 derece dönüşler içinde. Şöyle şu tarafa doğru gelelim. Yine bir tane fazla gittim. Geriye geliyorum. İğne orada kalsın. Ve döndürüyorum. İstediğim hizaya getirdim. Yine iğne içinde bıraktım ve çeviriyorum. Şekilde bitiriyorum. Bir de eğer iğneyi içeride bırakmadan kaldırırsak ne olacak onu göstereyim. Eğer şu şekilde çevirip bıraksaydık. Şu şekilde ip atlamış olacaktı. Ama iğneyi içeride bırakıp çevirdiğinizde bu şekilde keskin bir dönüş elde etmiş oluyorsunuz. Burada da üçgen olarak yapmıştık. O yüzden dönüşlerde bu şekilde düzgün olması için iğne içerideyken baskı ayağını kaldırıp o şekilde çevirmeniz gerekiyor istediğiniz yöne göre. Sonrasında baskı ayağını indirip devam edeceksiniz. Baskı ayağını kaldırmayı unutursanız da kumaşı zorlamış olursunuz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Dikişle ilgili istediğiniz herhangi bir video varsa onu da yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.